Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve mevvala. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Bizge gelip düşken savallardan biri de közü aciz bulgen bazı biraderlerimizini İslam dinini kabul kılıçlarını aldığını alıp ularga İslam dinini noto'g'ri ko'rsatishga urinayotgan ayrim jamoalardan shikoyat ma'nosi bizga yetib keldi. Mana shu savol, mana shu ma'noni to'g'ri İslam talqini bo'yicha qanday ekanligini bayon qilish maqsadida bugungi murojaatni qilmoqchimiz. Avvalo o'sha protestant yo'nalishiga aloqador bo'lgan ayrim jamoalar ko'zi ojiz bo'lgan birodarlarimizni islomni voz kechishlikka, islomni qayt qabul qilmaslikka voz kechgandan keyin xatosini bilib, noto'g'ri ish qilib qo'yganligini tushunib, yana qaytadan islomni qabul qilaman desa, ularga bu ish Qur'on oyati bo'yicha ham to'g'ri emas degan ma'noda va ko'zi ojiz kishilarga nisbatan islomda haqorat kamsitish kabi oyatlar bor degan ma'noda Qur'oni Karimning 18-oyati va Qur'oni Karimning Baqara surasidagi 18-oyatni va Baqara surasining 20-oyatlarini o'qib ko'zi ojiz birodarlarimizning qalblariga, iymonlariga shubha solayotgan ekanlar. Bu shubhalarni bartaraf qilish uchun ularning noto'g'ri talqinlarini fosh qilib haqiqiy islom ta'limotiga ko'ra bu oyatlar qanday talqin qilinganligini o'rganib chiqsak. Alloh subhanahu va taolo Baqara surasining 18-oyatida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Sadaqallohul azim. Ma'nosi kar, soqov, ko'rdirlar bas ular qaytmaslar degan oyat. Mana shu oyatni o'zini kesib olib, ko'zi ojiz birodarlarimizga mana sizlarni yoki quloqida biroz muammosi bor, yoki gapirishida biroz muammosi bor do'stlarimizni, birodarlarimizni shubhaga solishyapti. Mana Qur'onda aynan kar, soqov va ko'rlar ular orqaga qaytmaydi, iymonni qabul qilmaydi degan ma'noda talqin qilishyapti ekan. Vaholanki biroz aqlini ishlatgan inson, masalaga atroflicha nazar solgan odam bu oyatlarni o'qib, islom dinini qabul qilishlikdan odamlarni to'siyotgan jamoalar o'ta makkarona ish qilayotganlarini, noto'g'ri talqin qilayotganlarini sezishi mumkin. Chunki bu oyatning yuqorisida misol bor. O'sha misolning natijasi bu. Qur'oni Karimning bu oyati shu oyat bilan boshlanmagan. Bu gapning yarmi. Gapning yarmidan davomi bu. Gapni boshini eshitsangiz, boshidagi gap bu gapni natija o'laroq aytilayotganligini bildiradi. Alloh taolo bitta yuqoridagi oyatda, 17-oyatda aytadiki, "A'udhu billahi minash shaytonir rojim." مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Yani ular yoqqan o'ti endi atrofini yoritganida Alloh nurlarini ketqazib qorong'u zulmatda qoldirgan kishilarga o'xshaydilar. Ular ko'rmaslar. Ya'ni ko'ra olmaydilar. Deyipti. Alloh taolo bu oyatda munofiqlar haqida bu oyati karimani zohirida o'zini musulmon ko'rsatsa-da qalbi bilan iymondan ya'ni tasdiqini topmagan odamlar haqida ularni misolini aytayapti. Misollari shunga o'xshaydi. Nimaga o'xshaydi? Xuddi atroflariga o't yoqilgan u o'sha olov bilan zulmat qorong'ida ketayotgan odamlar edi. O'sha olovlari o'chib qoldi, ko'zlari ko'radi, lekin olov o'chib qoldi, zulmatda qolib ketdilar. Endi Alloh taolo ularning nurlarini ketqazib qo'ydi,
karanlığı zulümette kap gitti adamlar. Münafıklar yani. İslam'ını kabul kımadı, dinini doğru manada öz, yani özlerine yol başçı kılmadı. Notoğru talkınlarına kulak saldı. Ve akıbette ne oldu? Asıl nurdan. Karanlığı keçede yolunu yaratışı mümkün bulgen nurdan mahrum buluştu. Şunu uçun ular. Summun bukmun umyun fahum la yerciun. Kap karanlığı cayda kap geçişti de kar halda kap geçişti. Doğru yapını eşitişmeydi. Mecazi manada bu cismani manada kulağı eşitmeyetken adam hak edemez. Cismani manada kulağı eşitmeyetken adamlarını bir kançaları Peygamber aleyhissalatu vesselam davurlarıda bundan keyingi ta bugünge kadar bugün hayatta imanını kabul kılıp dini diyanatı yaşayıp dünyada hem katta muvaffakiyetke erişkenler var. Bu caydaki kar deyişten maksat hakkını eşitmeydi. Doğru yapını eşitmeydi. Sakav deyişten maksat doğru sözünü yapırmaydı. Ve kör kuzu aciz deyişten maksat hakikatini görmeydi. Cismani manada kör hakkı değmez bu gepler. Belki hakikatini körmeslik manasıdır. Kalbi kör manasıdır. Aytilyapti. Bu ayetlerini misal kılıp cismanen közü aciz bulgen adamlarga şu ayetlerini kursatıp sizler hakilerde bu ayet aytilyapti degen adamlar o da namert, o da yani makkar adamlar, özlerinin siyasi maksatları yolu da her kanday narsaga tayyor adamlar. Ular bu kliyatken notoğru talkilleri bilen her kanday hiyanatke ama hiyanatını amalga aşırı bilişlerini kursatıp ispatlayatken adamlar. Ularının bu gaplarına kulak salmaslık gerek. 20. ayet hakkı da hem aynen şu gaplarını yapırış mümkün. 20. ayette Allah subhanahu wa ta'ala ayterdi ki يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ 20. ayet. Çakmak közlerini alıp koyay deydi. Yarışken peytte yürüşer, karanlığı bulsa tohtaşer. Eğer Allah haklasa közü kulaklarını kitkazur. Elbette Allah her bir nersege kadırdır. Bana bu ayetini hem talkın kılıyetkeller. Kuzu aciz bugün, kulağı ağır bugün braderlerimizge nispeten işleti yetkiller. Bu cöyde hem ülken makirini amelge aşırışmakçı. Aslı bu ayetler hem misal tariqası da münafıklar hakkıda etmakta. Münafıklarının közü görerdi. Cismani kulakları eşitirdi. Ağızları burraydı, gebra alışardı. Lekin Allah da Allah ularını, közlerini kör, kulaklarını kar, yani özlerini hakkını körmeydigen kılıp koygenliğini tarifleyipti. Ular aldıları da peygamberdik zat. Turgen bulsa da, karanğuda közlerini yumup alıp, yolunu yokatken adamlarga okşaşligini Allah da Allah misal kılıp keltiriyipti. Bu misallarını notoğru talkın kılıyetkerlerinin geplerine kulak salmaslık gerek. İslam dini de turgen, musulmançılıkta yaşayetken, közü aciz, kulağı ağır, yani gepiriş muamması var biraderlerimiz bu suhbetten keyin doğru düşünüp alışsın. Bu ayeti kerimelerde cismani nuksan hakkında gep gitmeyipti. Bu ayeti kerimelerde hakkını körüp körmegenge olgeller, hakkını eşitip eşitmegenge olgeller, hakkını bilip gepirmeyi sakav bup olgeller hakkıda gitmeyipti gep. Bu cöydeki gap, manevi manadaki gap, kalbi körler, kalbide nifak, münafıklığı bar adamlar hakkıda. Şu misalını doğru düşünüşümüz gerek. İslam dinimizini yaman atlıkka çıkarışkı urunuyatken her kanday siyasi teşkilatlar, siyasi urunuşlarge kulak asmasligimiz gerek. İslam dinini İslam'ın mütehassıslarından soruşumuz gerek. İslam'a düşman bo'lgan, İslam'dan Müslümanlarını ajratib olishlikka urinayotgan odamning Qur'on haqida aytayotgan gapiga mutlaqo quloq solmasligimiz kerak. Chunki ular yani shaxsiy g'arazlari,
maksatları bilen İslam'ı yaman atlık kılıp korsatışke urunuşları tabii. Çünkü ularının vazifeleri, ular özlerini, maksatlarını amalga aşırış için her kanday hıyanet, her kanday yolgan, her kanday makirden tap tartmaydigan cemaalar. Şunun için İslam hakkı da sizge Kur'an'dan, sizge İslam'ın malumatlarından gepriyetken adamge onun İslam dinide mutahassisligi ne kadar ekelligige nazar salin. Ve onun geplerige şunda yekendip ergeşip gitmeyin. Belki aynen İslam'ın mutahassislerden sorayın. Yukarıda ve bana bu ayette kursatkenimizdik. Ular manevi manadagi kalbi kör adamlar hakkıdaki tiyatken o ayetlerinin manasını cismanen közü aciz, gün yok ki o şey gapirişte biraz muamması var biraderlerimizge nispeten tane sıfatı da işletişi yaptı. Bu hıyanet ularının gaplarını almaslık için en katta dalillerden biri hesaplanadı. Allah subhanahu wa ta'ala barçalarımızını özünün hak yolunda kadamlarımızını sabit kılsın. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu.